şampiyonluklar var kariyerinde. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Teknik ne demek? Teknik direktör ne demek abi? Teknik direktörün maça bir akıl koyması, bir plan yapması gereken adam teknik direktör. Bir strateji koyması gerekiyor. İşte sen de A, evet. Pro var değil mi? Evet. Sen de pro lisansın. Yok, A var. Ama işte bunları öğretiyorlar işte oralarda. Evet. Nasıl yaparsınız? Taktik diye bir şey var. Taktik. Tabii ki bunların hepsini zaten şimdi en alt seviyeden üste kadar görüyorsun. Şimdi Allah aşkına sezon başından beri işte Ersun Yanal şu hamleyi yaptı maç içerisinde de şu maçı da çevirdi diyebildiğin maç var mı? Fenerbahçe 1-0 geriye düştü, bütün maçları kaybetmiş abi. Sezon başından beri. Ve maçların 11 ya da 12'sinde ben sana bununla katılıyorum. İlk atak golü. Şimdi ben teknik direktör olarak burada haklısın. Abi 25 milyon diyoruz ya. Ya ben o kadar olduğuna elbette inanmıyorum ama 25 milyon işte Fener Galatasaray hepsi 25 milyon evet. deniyor artık. Taraftarın o gece maçı seyreden herkes şunu düşünmemiş midir? Buradan yazsınlar bana. Baba Mevlüt'le Vedat'ı bir çiftlese mi acaba? Çift forvet mi yapsa acaba filan diye. Bunu 25 milyonu 24 Görüyordur. Milyonu 1 milyon da ilgisizdir. 24 milyon bunu baba yap hadi bir şey. İkili çiftle forveti. 2-0 olmuş çünkü. Hala ne savunma güvenliği? 3 olsa ne olur? Şampiyonluk gidiyor. Maç gitmiyor ki artık orada. Tabii. Artık orada senin için şampiyonluk gidiyor yani. Şimdi dilimizde tüy bitti arkadaş. Hüseyinson konusunu burada her hafta Artı Futbol'da konuşuyoruz. Şu grafiği bir verebilir miyiz Hüseyin? Ya Ender bir gün. Maç sadece Hüseyinson değil ama Altay da var. Geçen hafta konuştuk da. Ya, maç günü programındayım. Esamesleri falan daha açıklanmadı. Bizim Aspor muhabir arkadaşlar şuradaki Emre senin sözlerini tamamlayacak. Hüseyinson ve Altay'ın hata yaptığı ve Fenerbahçe'nin kalesinde gol gördüğü maçlar. Bu maçların da 4'ünü ya da 5'ini kaybetti Fenerbahçe. 13 puan kaybetmiş ya 13. Jason'un suçu değil. Biz her hafta konuşuyoruz yani, burada. Evet. Jason'un kabahati değil ki bu. O elinde stoper aldı. Zaten yani stoperden Jason'u sen bu maçta da hani geçen hafta hatalarmış. Faaliyeti oynatırsın değil mi? İlk yarıdaki Alanya maçında bir Altay bir Jason yapıyor. Ya maç günü programı yapıyoruz. Var, çok var işte. Babacığım maç günü programı yapıyoruz şeyle. Bizim Ender Alkan'la. Maç bizimkiler bir şey yapmışlar. A-Spor muhabirleri bir muhtemel kadro yapmışlar. O muhtemel kadro üzerinden konuşurken ya dedim acaba kadro nedir? Bir saat var daha kadronun açıklanmasına. Abi kadro bir geldi. Ya benim Betim Benzim attı abi yani. Bekliyor muydun takılacağını? Hani dedim ki abi, bu kadroyu görünce abi, sen. Abi ben dedim ki herhalde artık Faleti oynatır. Hasan Ali iyileşti. Şimdi maçtan sonra diyor ki basın toplantısında. Hasan Ali diyor daha bir haftadır falan bizden beraber çalışıyor. Yalan söylüyor. 3 haftadır hazır. Bak hadi onu geçtim. Hasan Ali olabilir bak. Hiç uzun süreli sakat. Yalan söylüyor ona demeyelim. Ona bir şey söylemem. Doğru söylemiyor diyelim. Bak hoca gözüyle ona çok fazla bir şey söylüyor. Ama Falet'ten alakalı niye aldınız bu adamı? Ve bu adam hangi şartlarda aldılar biliyorsun değil mi? Tabii tabii. 1000 tane federasyonla kavga, evet. dövüş, bankalarla anlaşmalar, şunlar bunlar. 400 bin TL sağdığın maaşından kestiler ki marş açılsın diye. Evet. Bu şekilde transfer ettiler Falet'i. Tıpkı Adil Ramid'e transfer ettikleri gibi. Babaya soruyorlar şeyde basın toplantısında stoper valizde niye oynatmıyorsunuz diye. Adil Ramid daha hazır değil diyor. Palet'i demiyor. Lan ne zaman hazır olacak Adil Ramid? Bir sezon bitti. Sezon bitti. Bu adam sezon başı gelmedi mi kardeşim? Bak iyisini kötüsünü dediğin gibi ben ya de sezon başı gelmedi mi bu adam? Tabii. Sezon başı geldi. İki tane kamp dönemi geçirmedi mi? Geçirdi. Hala şöyle diyor. Uzun süre futbol oynamadığı için. Uzun süre niye futbol... aldınız onu? Ulan şuradan şu ikisini uzun süre futbol oynamış adamı bir 22-23 hafta şunlara bir idman yükle bir yarım saat oynarsınız kardeşim ya. İşte bundan dolayı bazı noktalar doğru. Bazı noktalar çok doğru. Çok doğru. Ben de katılıyorum. Hayır, yani... 23 hafta bir oyuncunun hazırlanamamasının müsebbibi kimdir abi? Ali Bey mi? Ali Koç mu? Başkan mı? Ali Bey kusura bakma da bak hala Adil Ramiz'i hazırlayamadın ama diyelim. Kime diyeceğiz abi? Kime söyleyeceğiz? Orada bir tane muhabirlerden bir tanesi de demiyor ki ya hoca 23. haftaya geldik. Ne zaman hazır olacak bu adam? Lig bitti hocam. İsterse bir sene top oynamamış olsun. Emre Akbaba yarım dönem top oynadı mı abi? Yok oynamadı ki bu böyle bir sakatlık. Ve bu adam sakattı. Evet. Bu adam hani en büyük sakatlığı geçirdi. Ayakta değildi. En büyük sakatlık. Ayakta değildi adam yani. Adam döndü şu anda Galatasaray en iyi oyuncusu. Ne zaman bu adam sakatlığı geçti? Ne zaman antrenmanlara başladı, ne zaman oynamaya başladı. Adil Rami ayakta sakatlığı falan da yok. Ayakta bir adamı 23 hafta hazırlayamıyorsan, bu adamı hala oynatamıyorsan
O zaman. Peki Emre, başka bir soru. Siz şimdi, sen söyledin. Falet diye bir oyuncu alındı. Bu oyuncu alınması için Sadık işte bir takım fedakarlıklarda bulundu. Evet. Tek transferin sol ayaklı stoper Falet. Bir de görmedik. Sadece kupa maçı gördük. Kupa maçını da gördük. Kırklareli maçını da sen anlattın. Hayır. Şeyi düzgün. Fena da değil. Bak oyuncu oynasın. Ama yine diyorum bak, Jailson'u da kaybediyorsun. Çünkü abi, bu oyuncunun orijini değil ki. O zaman devre arasındaki tek transferi. Oynat. Geride kaç hafta kaldı ligde? İkinci yarıda. İşte, 5 hafta bitti. Ya Ersun Hoca'yı eleştirdiğiniz noktadan ben sana orada katılıyorum. Çünkü elinde şimdi, sezon başı yapıldığı zaman Galatasaray ve Fenerbahçe en fazla derinliği olan, kadro derinliği olan takım, iki tane takım vardı. Birisi çok fazlasıyla transfer yaptı. Elinde Fenerbahçe kadar orta sahası yok, geniş bir olan takım var mı? Yok. Bir tane oyuncu gitti, hala var yani. Hiç kimse sıkıntı yok Fenerbahçe'nin orta sahasında. Ama işte sıkıntılı, Ersun Hoca elindeki kadroyu doğru kullanamadığı için zaten eleştiriliyor. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Yani bir sol bek. Doğru, evet. Doğru konusunda kullanmıyor mu? Yoksa doğru kullanamıyor mu? Ya kullanamıyor bakıldığı zaman. Çünkü elinde var, orta saha var, oyuncun yok mu? Sen ona göre sen niye stoperi sürekli ısrar ediyorsun bir oyuncuda? Şu normal bir akıl mı Mehmet? Hepinize burada soruyorum. Şu normal bir akıl mı? Sezon başından beri herkes bağırıyor değil mi? Jailson'u oynatma orada. Unes Puan gitmiş. Evet. İstatistikler yapıyor muhabirler, şunlar bunlar. İşte Jailson, ekranda. Ekranda. Sezon başından beri bu yapılıyor. Her Jailson hata yaptığında bu tablo bir tane daha artıyor. Tamam, önüne bir geliyor. Hafta daha artıyor, bir tane daha artıyor, bir tane daha artıyor. Şimdi sen bunları seyrediyorsun, okuyorsun. Herkes söylüyor bunu sana. Sen bu inadı neden yapıyorsun abi? Ama teknik adamların kendi doğruları üzerinden bir yapı inşa etme konusunda ısrarları vardır. Vardır kesinlikle, ama bu kadar kendi değil. Çünkü sen şu an kendi doğruların eğer senin doğrun eğer kocaman bir yanlışsa aslında. O yanlış olduğunu düşünse yapmaz. Doğru. O zaman şöyle bir şey var ya. Stoperleri aldığı stoperler demek ki iki stoperde Adil Rami ve Falete demek ki Jailson'un önünde değil. Bu hafta kötü demek. Bak, şu an bakalım. Serdar öyleydi. Zanko oynuyordu. Zanko gitti. Bak. Bu hafta Galatasaray'ın en büyük korkusu ne biliyor musun? Nasıl başladı sezona? Zanka Jailson başladı. Serdar'ı gönderiyordu. Biz burada diyorduk ki, biz burada diyorduk ki ya bunlar nasıl iş, nasıl iş bu falan diyorduk. Demek ki hazır değil. Hani senin gibi iyi niyetle diyorduk. Serdar kadroya bir girdi. Sezon ilk yarısı itibariyle en iyi stoperi. Oynadığı dakika itibariyle. Allah'tan girdi kadroya. Sonra o oynayan Zanka gönderildi. Sadık Serdar yaptı. Biz burada bağıra bağıra. Sadık sakatlandı. Yine geldi Jailson'u koydu. Şimdi yine var mı? Şimdi bu hafta ne yapacak? Bu hafta bak Galatasaray'ın en büyük korkusu ne biliyorsun Falet bu hafta? Oynayacak. Bak, Jailson orta saha. Bunu bir gün bir Galatasaraylı söyledi bana ya. Ya dedi sevgili Serdar, tek korkum şu. Ersun Hoca orta sahadaki sıkıntından dolayı mecburen Jailson'u orada oynatırsa ve mecburen Adil veya Simon'un Falet'ten birini alırsa ben o zaman korkarım dedi. İnşallah dedi Jailson stoper oynar bu maçta da dedi. İnşallah adam dedi ya. Bu maçı bunu Galatasaraylı söylüyor. Bu maç mümkün değil ya. Ve hoca Ersun Hoca sen var mıydı orada bilmiyorum ama demiş ki o Jailson'u iyi oynadığı birkaç maçtan sonra. O yanıltı zaten. Göreceksiniz ona. Jailson buradan iyi bir takıma büyük bedellerle transfer olacak. Olur doğru. Ve, vardı teklif zaten. Ve doğru. Stoper olarak gidecek dedi. Böyle bir iddia var. Çok zor. Vallahi size söyleyeceğim. Jailson orta sahada oynatmıyorlar ama içim gidiyor. Jailson'u bırak sen stoper olarak gitmeyecek. Bırak Jailson stoper olarak gitmesin. Jailson gidemeyecek artık hiçbir yere. Böyle bir duruma getirdi kötü ki. Oluyor. Şey için ne diyorsun? Bu golden önce Sedat'ın pozisyonunda Elmin var. Yani çok net bir oraya kadar niye bakmıyorlar onu da anlamıyorum. Yani golden önce işte bak burada da bakmadılar ha. Burada da bakmadılar. Enteresan yani pozisyonun başlangıcı o. Galatasaray maçta ben anlamıyorum bu maçta şey ya. Bakmıyorlar abi demek o pozisyonu. Yani şey yani bir pozisyonun başlangıcına kadar bakmak gerekiyor. Ben gol değil bundan öncesi o Sörlat'ın pozisyonunda ayağına ilk vurduğu pozisyona da bakmadı bence. Rıdvan Hoca'nın konuşmasını dinlediniz mi? Yok. Rıdvan Dilmen'in konuşmasını. Hangisi? Abi şeyle ilgili bu bütün varlarla ilgili çok tartıştığımız var kararlar oluyor ya. Niye bakmadı, niye görmedi, niye olmadı falan dediğimiz. Ulan bunu da nasıl görmez dediğimiz var kararları. Hepsinde var odasında kim var biliyor musun? Kim? Serkan Tokat. Evet. Ama dünkü maç o değil. Cumartesi günkü var o değil. Bir zincirleme yaptı. Genel konuş. Bir zincirleme yaptı. Peş peşe mi geldi o zaman o süreçte? Abi bir zincirleme yaptı. Benim kafamda acayip soru işaretleri kaldı. Ben bayıldım yani konuşmasına. Yani ben dinleyemedim Rıdvan abinin konuşmasını ama şey... Abi her yol, maçta her var yol, Serkan Tokat değildi. Her yol hep böyle devamlı Serkan Tokat'a çıkıyor. Şimdi insanlar bugün merak bir kere eğri oturalım doğru konuşalım. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu hiç önemli değil. En güvenilmez kurum olarak şu anda önümüzde çok net bir şekilde duruyor abi.
Evet, bak, çok, bir istatistik çok yapsak herhalde. Çok, en güvenilir. Yüzde kaç çıkar acaba?